Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda COVID-19 salgını nedeniyle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Antalya'mız bizim turizmin başkenti, dünyanın turizminde açılan penceresi ama bugün geldiğimiz noktada şehrimizin girişleri, çıkışları, her şey kapandı. Ayasop Başkanı Dere, 650 kilometre sahile sahip Antalya'da konaklamanın boş olduğunu vurguladı. Dere, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve İl Hıfzı Sıha Kurulu kararı ile 10 bine yakın kahvehane, kıraathane, kantin, lokanta, kafe, hamam, sauna gibi mesleklerimizin 10 bine yakını mücbir sebeplerden dolayı kapalı dedi. Şu anda 700 bine yakın yatağı olan bir şehirde bir tane yatak dahi şu anda yok. Hepsi bütün otellerimiz 650 kilometre sahilimizde kapalı. Şehrimizde de şu anda 80 bin esnafın sizin de her zaman söylediğiniz gibi 500 bin diyorsunuz 2 milyonda. Bizim şehrimizde de 10 bin mücbir sebepten İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan kararlarla 10 bine yakın esnafımız kapalı. Kahvehane, kıraathane, kantin, lokanta, kafe, hamam, sauna gibi mesleklerimizin 10 bine yakın mücbir sebeple kapalı. İlk Antalya'da insanların evde kalma çağrısıyla, Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın çağrısıyla sokağa çıkmamasıyla da kendiliğinden bir 5 bin ile 10 bin arası bir esnafımız da kapalı Genel Başkanım. Eski günleri özlüyoruz diyen Aysop Başkanı Adnan Dere, bölge esnafının nakit ihtiyacının yoğun bir duruma geldiğini dile getirdi ve bankalar tarafından esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Eski günlerimizi de özlüyoruz. Sayın Genel Başkanım, dün sizle de telefonla da görüştük. Diğer başkanlarımın da söylediği gibi şu anda esnaflarımızın bir nakit ihtiyacı var. Yani bu nakit ihtiyacı işsizlik sigortasında işten çıkarılan, işsiz kalan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nasıl bir para veriliyorsa iş yeri kapanan esnaf ve sanatkarımıza da en azından bir evini geçindirecek, evine bir ekmek, bir çorba götürecek kadar bir nakit desteğe ihtiyacımız var şu anda. Yine Genel Başkanım faizsiz kredi dedim. Dün ama siz KOSGEB ile ilgili bir çalışma olduğunu söylemiştiniz. Vatandaşımızın, esnaf ve sanatkarımızın 25 bin lira Halk Bankası'ndan kullanılan kredi ile ilgili biliyorsunuz burada kredi notlarından dolayı birçok esnafımız alamıyor. Ulaşım esnafının %50 kapasiteyle çalışmasının zorlukları olduğunu kaydeden Dere, belediyelerimiz günde 1000 Türk lirası katkı koydu ama bu sadece merkezdeki Antalya Büyükşehir Belediye'mizin katkısı. Serik, Manavgat, Alanya'da ilçelerimizde büyük şehirlere gelen, merkeze gelen şu anda özellikle toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle geldiği için mazot parasını karşılayamaz durumda şeklinde konuştu. Şimdi toplu taşım esnafımız, servisçimiz veya nakliyecimiz, kamyoncumuz da şu anda hayat devam ediyor. Yük taşınıyor, yolcu taşınıyor. Fakat %50 kapasiteyle toplu taşım çalıştığı için cebinden para vererek mazot alıyor. Fakat karşılığını alamıyor. En azından burada mazot desteğinin alınması, belediyelerimiz binde 1000 TL bir katkı koydu ama bu sadece merkezdeki Antalya Büyükşehir Belediye'miz bu katkıyı koydu. Ama Serik'te, Manavgat'ta, Alanya'da ilçelerimizden şehire gelen, merkeze gelen şu anda özellikle toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle geldiği için mazot parasını karşılayamaz durumda Genel Başkanım. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken'le video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda Aysop Başkanı Adnan Dere son olarak esnafın sorunlarının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nda olduğuna dikkat çekti. İnşallah bu esnaf ve sanatkarın bu sıkıntılı dönemleri geçer. Biz neleri atlatmadık ki? Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın dileğinde bulundu. Bunlarla ilgili zaten sizlerin çalışmasını biliyoruz. Sizlerin göndermiş olduğunuz genelgelerin bizim de esnafımız ve odalarımızın taleplerini başta Cumhurbaşkanımız olmakla birlikte bakanlarımıza ilettiğinizi de biliyoruz. Televizyonlarda da sizi izliyoruz ve sizleri de tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah bu esnaf ve sanatkarın bu sıkıntılı dönemi geçer. Biz neler atlatmadık ki Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.